Koca Sinan ilçesinde açılışı yapılan Erkilet Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda eğitimin, okumanın önemi ve kitap okuma oranının düşük olduğu vurgulandı. Eğitimin önemine değinen Memduh Büyükkılıç şöyle konuştu. İnşallah yapacağımız bu çalışmanın ülkemizin geleceğine, gençlerimizin geleceğine, ailelerimizin geleceğine, şehrimizin geleceğine katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Erkiletimiz geçmişten beri gelişen, güzelleşen, buradaki gönül insanlarıyla yoğunlaşan ve hizmetlerin de zaman içerisinde buraya intikal etmesi yönünde gayret göstermemiz gerektiğiyle elbette ki gelişen bir bölgemiz. Hem ticari olarak, hem sosyal olarak, hem kültürel olarak, hem sportif olarak yavrularımızın elbette ki bu imkanlardan faydalanması bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dünyada kabul ediliyor. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ülkemizde gelişmiş ülkeler arasında adım adım ilerlerken eğitim ve tabii ki kitap okuma oranı itibariyle arzu ettiğimiz seviyede olmadığını da biliyoruz. Bunun için hayırseverlerimize işbirliği halinde, hükümetimizle işbirliği halinde, tabii ki yerel yönetimlerle işbirliği halinde dayanışmalarımıza sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, şu anda 9. kütüphanemizi açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizin özellikle 5 tane üniversitesi olan 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan ve 300 binin üzerinde ilkokul orta öğretim öğrencisi olan böyle bir şehirde biz eğitim alanı olarak kütüphanelerimizi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. 10. kütüphane geliyor. Kelimenin manasıyla 10 numara. Millet kütüphanesi geliyor. Bu kütüphanemizin ihalesi yapıldı. Tam 50 milyon TL'ye mal olacak olan, günün koşullarına uyarlanmış olan, Kültür Bakanlığımızın desteklerinde yanında yer alarak yanında bulan bir yaklaşım ile inşallah işte Kayseri'ye yakıştı denilecek bir kütüphane. Okuma oranının düştüğünü dile getiren milletvekili Yıldız'sa şöyle konuştu. Türkiye'de özellikle bahsetmem gerekir ki bizim kitap okuma alışkanlığımızın arttırılmasına dönük önemli bir faaliyettir Erkilet'teki bu kütüphanenin açılışı. Çünkü 2019 yılında hiç kitap okumayanların oranı Türkiye'de değerli kardeşlerim %51'di. Ne yazık ki bu %59'a çıktı bir yıl sonrasında. Yani kitap okuyanların oranı %40'lar civarında, okumayanların oranı %60'lar civarında. Gazete içinde benzer bir oran var. %56 civarında okumayan, %44 civarında okuyanlar var. Tabii sosyal medya var, internet var, alışkanlıklarımız değişti. Ama bütün bunların bize bırakacağı bir etki hep beraber hissetmemiz lazım. Gecenin ikisinde, üçünde kaç tane akrabanızı, kaç tane yakınınızı teklifsiz arayabilirsiniz? 3'tür, 5'tir, belki 7'dir. Sizinle aynı ses tonunda cevap verebilecek, ya beni bu gece vaktinde niçin uyandırdın diyecek insanların sayısı herhalde daha fazladır. Ama herhangi bir kitabı, o dostunuzu, o arkadaşınızı, o sırdaşınızı teklifsiz okuyabilirsiniz ve o size yoldaşlık edebilir. Erkilet Kütüphanesi tanıtımında konuşan Başkan Çolak Bayraktar'sa şöyle konuştu. Erkilet bölgesi özellikle Koca Sinan'ımızın her bir mahallesinde hummalı bir çalışma, ciddi bir hareketlenme var ama Erkilet bölgesinde gerek Ertuğrul Gazi, gerek Osman Gazi, gerek Genel Emir Mahallesi her birerleri nüfusun artışı bakımından en fazla nüfus artışı olan bizim bölgemiz için söylüyorum, Koca Sinan bölgesi için söylüyorum. Nüfus artışının en fazla olduğu mahallelerimizden birer tanesi. O yüzden bu bölge her anlamda yenilenmeye ihtiyacı olduğu için yeni yeni tesislerin, yeni yeni çevre düzenlemelerin, yolların, parkların her birinin bu bölgede ihtiyacı var.